Okuyamayan insanlar var. Diyor ki ben ilkokulu zor bitirdim hocam veya ilkokul 3'ten terkim. Ortaokulu bitiremedim veya liseyi bitiremedim veya üniversiteyi okuyamadım ama kendi işimde çok başarılıyım. İçimde ukde kaldı. Yani ilkokulu bile bitiremedim diyen iş insanları var. Ama çok başarılı. Ben çok kişi tanıyorum bizim programlarımıza katılanlardan. Adam yanında 20 tane mühendis çalıştırıyor. Yanında profesör çalıştıran, ilkokulu bitiremeyen iş adamları tanıyorum, iş insanlarını biliyorum. Bu kişiler diyor ki hocam içimde ukde kaldı. Ben de üniversiteyi bitirmek istiyordum. Ben de okul bitirmek istiyordum ama yapamadım. Peki ne yapmam lazım? Nasıl telafi edeceğim? Bu işi nasıl çözeceğim? Ben de gerçekten hedeflerime varmak istiyorum. Yani arzuladığım okuma, kendini geliştirme konusunda ilerlemek istiyorum. Bu şekilde gelen çok. Bir kere ben şunu kafalarına yerleştiriyorum. Sen ilkokulu bitiremedin veya ilkokulu ancak bitirdin. Fakat şu anda 100 milyon euroluk iş sahibisin. Çok başarılısın. Yanında 1500 kişi çalışıyor. Senin başarın okula mı bağlıydı diye soruyorum. Yani sen üniversite bitirdiğinde veya ortaokul liseyi bitirdiğinde daha mı başarılı olacaktın? Bir kere bu düşüncelerini ne yapıyorum? Düşünce yapılarını beraber işliyoruz. Yeniden işliyoruz. Üniversite seni daha zeki yapmayacak. Üniversite sana daha iyi para kazandırmayacak. Yani öyle bir kural yok. Sana para kazanmayı öğretmiyor ki. Bir kere bunu kabul et. Yani sen diplomayı aldığında daha mı zeki oluyorsun? Daha mı başarılı oluyorsun? Cebine para mı giriyor? Hayır, bir şey değişmiyor ki. Belki çok bildiğini zannettiğinden dolayı her şeyi biliyorsun ya. Doktor oldun, doçent oldun, profesör oldun. Her şeyi çok bildiğin için cesaretin kırıldı. Adım atamıyorsun. Belki de engel senin için. Çok bilmek adım atmana engel. Sen ilkokulu bitiremediğinden dolayı beynini fazla programlamadıkları için insanlar cesaretin vardı. Hani deli cesareti var ya. Cesaretin vardı, işe atladın. İşte bilmeden sadece işine odaklandın, sağa sola bakmadın, fokuslandın ve başarılı oldun. Şu anda 100 milyon euroluk bir işin var. Dolayısıyla diploma seni daha başarılı yapmıyor. Öyle yapsaydı birçok kişi biliyorum ben ehliyeti olan ehliyetini almış. Bunlar araba süremiyor. 15 seneden beri araba süremiyor. Diploması var yani ehliyeti var. Demek ki ehliyet almak arabayı sürmekte garanti vermiyor değil mi? Biz bunu anlıyoruz. Bir kere bu gerçeği ona ne yapıyorum? Beynine işliyorum bir tohum gibi. Bununla beraber asıl lazım olan bütün yöntem ve taktik, insani ilişkilerde, davranış tekniklerinde bütün hepsini biz mentörlük programımız var. 3 aylık mentörlük programı. Bir üniversite gibi. Bu senin hayalin olan üniversiteyi ne yapar? Telafi ediyor. 3 aylık programa katılıyorsun. İçinde ukde kaldı ya. Senin 4 senede veya 5 senede, 6 senede üniversitede öğreneceğin bütün en önemli taktik ve teknikleri öğrenmiş oluyorsun. Belki de daha fazlasını öğreniyorsun. Yani senin hayatında kullanabileceğin pratik yöntemleri görüyorsun ve uyguluyorsun. Bu kadar. İnsanı daha iyi tanıyorsun. Oturuşundan, kalkışından anlıyorsun vücut dilinden. Çocuğunu, eşini iyi yönlendirebiliyorsun. Bağ kurabiliyorsun çevrendeki insanlarla. Bu yetmez mi? Şimdi diploma almak için ilkokulu mu bitirmen gerekiyor, ortaokulu mu bitirmen gerekiyor? Liseyi, ömrünü onunla mı harcayacaksın? Ondan sonra üniversite, açık öğretim okuyacağım hocam ben. Hocam ben sosyolojiyi bitirdim işte şunu bitirdim bunu bitirdim. 5 tane diplomam var. Hocam işte 25 seneden beri okuyorum ben. Bak gözümde görmüyor artık. Okuyor okuyor. Öyle tipler gördüm ben ya. Sen diploma alarak başarılı olacağına inanıyorsan kafandan çıkar bunu. Boşuna hayal kurma. Öyle bir şey yok. Zaten sen diplomasız başarmışsın. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bir kere bunu biz yanımıza gelen insanlara, işverenlere ne yapıyoruz? Kafalarına sokuyoruz. Düşünce yapılarını değiştiriyoruz. O diploma hastalığı, diploma sevdasını kalplerinden çıkartıyoruz. Hayatta kullanılabilecek insani ilişkileri gösteren pratik teknikleri veya birçok psikolojik ve sosyolojik teknikleri gösteren mentorluk programımızı alıyoruz. Onlarla sürekli her hafta görüşüyoruz. Her hafta mükemmel, gerçekten mükemmel programlarımız oluyor. Ve iple çekiyoruz diyor hepsi. İple, o günü iple çekiyoruz. Ve bununla beraber biz onlara uygulamalı teknikleri böyle sanki yanımdaymış gibi gösteriyoruz. Uygulayabiliyor. Basit anlatıyoruz zaten. Bakın ben size Latince cümleler kullanmıyorum. Akademik kelimeler kullanmıyorum. Biraz daha hoş gözüksün İstanbul şivesi. Hayır, öyle bir derdimiz yok.
akıllı köprüyü arayana kadar deli suyu geçermiş değerli arkadaşlar. Pratik olmak gerekiyor. Hani atı alan Üsküdar'ı geçmiş derler ya. Daha neyi bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Daha neyi bekliyorsun? Yıllardan beri beni takip eden kişiler var. Onlara seslendim. Daha neyi bekliyorsun? Şunu söyleyebilirim. Vermemiş mabut neylesin? Sultan Mahmut diyebilirim. Çünkü biraz da nasip kısmet meselesi. Eğer gerçekten sen de bir şeyler yapmak istiyorsan o zaman harekete geçmen lazım. Zorlaman lazım. Seni eğer bu kelimelerin, bu cümlelerin seni rahatsız ediyorsa o zaman başarılı oluyorum demektir. Şu kelimeler seni rahatsız ediyor. Benden yavaş yavaş nefret etmeye başladıysan doğru yoldayım. Çünkü senin rahatını kaçıracağım. Senin uykuların kaçmalı. Hedefi belirleyebilmen için, harekete geçebilmen için. Tamam mı? Dolayısıyla sen de gerçekten başarılı olmak istiyorsan, huzurlu olmak istiyorsan, güzel yerlere varmak istiyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Linki tıkla, formu doldur, bize gönder. Formu samimi doldur. Bunu açık konuşayım. Orada eğer bir kelimede samimiyetsizlik anlarsak o zaman seni programa almayız veya seninle ön görüşme yapmayız. Eğer uygun olduğunu anlarsak bir ön görüşme yaparız ve bu ön görüşmede şu anda neredesin, nereden geldin, nasıl geldin ve nereye gitmek istiyorsun, hedeflerin nelerdir? Bunu beraber oturup konuşuruz. Nasıl oraya varacağını, hedeflerine nasıl varacağını sana adım adım anlatırım. Ve eğer uygun olduğunu anlarsak, iyi anlaşabilirsek, hak ettiğini anlayabilirsek o zaman seni mentörlük programımıza alırız. 3 aylık bütün pratik yöntem, taktik, bütün yöntemleri sana göstererek kendi psikoloğun haline getirebiliriz. Bununla beraber bu mentörlük programımıza katılan kişiler öğrendiği taktik ve tekniklerle beraber boşluktan kurtuluyor, hedefsizlikten kurtuluyor. Etrafındaki pozitif insanları mıknatıs gibi çekmeye başlıyor. Bütün güzellikleri mıknatıs gibi çekmeye başlıyor. Daha huzurlu oluyor, daha mutlu oluyor. Ailesiyle daha iyi iletişim kurabiliyor. Hani huzur derler ya, işte o huzura kavuşuyor. Bunun için dediğim gibi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla, beğeni izleyiysen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşça kal.